Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Diyorum ki suçlu sizlersiniz. Tutuklu avukat Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçildi. Anayasa ve yasalara göre yargılamanın derhal durması ve serbest bırakılması gerekiyordu. Milletvekili seçilmezse o gün dava kaldığı yerden devam edecekti. Ancak ilgili mahkeme tam tersini yapıp mahkumiyet kararı verdi. Avukat milletvekili Can Atalay'ın avukatları Türkiye'nin zirve temyiz merciği Yargıtay'a başvurdular. Adalet Bakanı, Hukuk Fakültesi mezunu Yılmaz Tunç, milletvekili Can Atalay için hükümlü dedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi yargıçları da anayasayı ve yasaları görmezden gelip siyasetin emrini yerine getirerek Atalay'ın mahkumiyet kararını onayladılar. Tek çare kalmıştı Anayasa Mahkemesi. Aynı hukuki durumda olan milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu için Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiş, her ikisi de meclise dönmüşlerdi. Ancak ne meclis başkanı, ne adalet bakanı, ne cumhurbaşkanı anayasa ve yasaları maalesef umursamadılar. 14 Mayıs 2023'ten 25 Ekim 2023'e kadar Can Atalay hak mahrumiyeti yaşadı. Yazımda dedim ki, muhalefet milletvekilleri Can Atalay meclise girinceye kadar genel kurulu boykot edin. Dinlemediler. Tip Genel Başkanı ve arkadaşları Hatay'dan Ankara'ya yürüme eylemi yaptılar. Ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi. Diyorum ki, 1. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi hakimler derhal görevlerinizden istifa edin. Çünkü anayasa ve yasa hükümlerini ilga ettiniz. Diyorum ki, suçlu sizlersiniz.